Obeidi Gazi İlkokulu Eğitim Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Eee 4. sınıf fen bilgisi dersiyle dersinde ikinci üniteyle devam ediyoruz. Tabii ki fen bilgisi dersinin bu yılki en lezzetli ünitesi bu oluyor. Çünkü besinlerimizle ilgili bir ünite. Zaman kaybetmeden bir an önce konuları öğrenmeye başlayalım isterseniz. Evdeki elektronik eşyaların çalışması, el fenerinin ışık verebilmesi Otomobilin çalışması ve sobanın evi ısıtması için enerjiye ihtiyaç duyulduğu gibi, insanın hareket edebilmesi, düşünebilmesi için de enerjiye ihtiyacı vardır. Çocuklar, şimdi düşündüğünüz zaman, mesela çamaşır makinesinin çalışması için elektrik enerjisi gerekli veya bir otomobilin çalışması için benzin gerekli, bir sobanın Evi ısıtması için e, odun gerekli. İşte görmüş olduğunuz gibi bu örneklerde verdiğim gibi her e, teknolojik araç gerecin veya kullandığımız diğer e, aletlerin basit aletlerin hepsinin çalışabilmesi için e, belli bir enerjiye ihtiyaç e, duyduklarını görebiliyoruz. Elektrik enerjisi olabilir bu veya işte e, bir ısı enerjisi olabilir, hareket enerjisi olabilir. E, bunların hepsini elde edebilmek için bunların ihtiyaç duydukları enerji kaynakları var. Ee, örneğin işte sobanın yaymış olduğu ısı enerjisi için odundan almış olduğu veya kömürden almış olduğu e, fosil yakıt enerjisine ihtiyacı var. Bunun gibi çocuklar insanların da hareket etmesi için veya e, düşünebilmesi için veya uyuyabilmesi için bile belli bir miktarda e, enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu enerjiyi de insanlar, canlılar, etrafınızda görmüş olduğunuz bütün canlılar tamamı besinlerden elde ediyorlar bu enerjiyi çocuklar. Besinlerden elde ettikleri enerjiyle bunları gerçekleştiriyorlar. Çocuklar, canlılar yaşayabilmek için beslenmeye ihtiyaç duyar demiştik. Bunun haricinde tabii ki canlıların başka ortak özellikleri de var. Bunları ilerleyen sınıflarda öğreneceksiniz. Nedir bu orta ortak özellikler? Boşaltım, hareket etme, solunum, çoğalma, doğma ve büyüme, çevreden gelen etkilere karşı tepki verebilme bunların tamamı canlıların ortak özellikleridir. Ancak bu ünitemizin konusu değil. Biz bu ünitede sadece canlıların beslenme ile ilgili olan ihtiyaçlarını inceleyeceğiz. Bunda da daha çok tabii ki insanın beslenmesi ile alakalı olarak üzerinde duracağız. Bu beslenme ile beraber vücutları için gerekli olan yapıcı, onarıcı, düzenleyici ve enerji verici maddeleri alırlar e, demişiz. Şimdi bu enerji verici maddelerin ne olduğu, yapıcı ve onarıcı maddelerin besinlerin e, çok özür diliyorum ne olduğu, düzenleyici ve ene, düzenleyici e, katkıda bulunan besinlerin ne olduğunu birazdan tek tek inceleyeceğiz çocuklar. E, bunların başlıklarını tek tek incelemeden önce besinlerin iki gruba ayrıldığını bu gruplardan bir tanesinin hayvansal gıdalar olarak isimlendirildiğini bir tanesinin de bitkisel gıdalar olarak isimlendirildiğini e, bilmemiz gerekiyor hayvansal gıdalar direkt et tavuk balık gibi e, bu hayvanların etlerinden elde edilebileceği gibi e, yumurta bal süt yoğurt peynir ve tereyağı gibi dolaylı yoldan yine hayvanlardan elde ediliyordu olabilir yani e, tereyağını nasıl elde ediyoruz Öncelikli olarak işte ineğin sütüne ihtiyaç duyuyoruz daha sonra bu sütten elde ediyoruz peynir de yine aynı şekilde şekilde yoğurt da aynı şekilde çocuklar e, yumurtayı e, tavuktan elde ediyoruz balı da bunu karıştırabiliyorsunuz bakın bal ve peynir en çok karışan iki gıda şekli bundan ikisi de hayvansal gıda Çünkü balı da ar arıdan elde ediyoruz çocuklar yani hayvanların direkt etlerinden veya hayvanların kendilerinden dolaylı olarak elde ettiğimiz her şey hayvansal gıda olarak isimlendiriliyor. Bitkilerden elde ettiklerimizde çocuklar veya dolaylı yoldan elde ettiklerimizde bitkisel gıda olarak geçiyor. Mesela patates havuç domates elma, buraya bütün sebze ve meyveleri yazabilirsiniz. Bunların tamamı bitkisel gıda olabildiği gibi, Bunlardan elde edilenler de yine bitkisel gıdadır. Mesela meyve suyu, salça, salça domatesten elde edilir biliyorsunuz. Turşu, işte salatalık turşusu olabilir, lahana turşusu olabilir, e, biber turşusu olabilir. Bunların tamamı yine bitkisel gıda oluyor. E, ve ayçiçek yağı, ayçiçek yağı sadece ayçiçek yağı da değil bu zeytin da olabilir çocuklar. Veya e, fındık yağı da olabilir. Bunlar da bitkisel gıdalar olarak isimlendiriliyor çocuklar. Şimdi az önce hatırlarsanız bazı besinlerin enerji verici olduğunu, bazı besinlerin yapıcı onarıcı olduğunu, bazı besinlerin düzenleyici olduğunu ve koruyucu olduğunu söylemiştik. Şimdi burada ilk 3 gruptakilerin tamamının ortak bir özelliği var çocuklar. Bunlar üçü de enerji verirler. Her üçünün de ortak özelliği enerji veriyor olmalarıdır çocuklar. Ha Bunlar tabii ki enerji verici deyince ilk akla gelen karbonhidrattır. Ama e, iht, vücut ihtiyaç duyduğunda yağdan da proteinden de enerji elde edebilir. E, bunu unutmayalım. Ama öncelikli tercih yağ veya protein değildir. Bunları izah edeceğim birazdan. Vitaminlerden, sudan ve minerallerden vücut hiçbir şekilde enerji elde edemez çocuklar. Yani biz bu e, suyu, su ve mineralleri bazı kaynaklar ortak başlık olarak alıyor. Bazısı farklı başlık olarak alıyor biz farklı olarak düşünürsek Eğer üstteki 3 tanesini vücut enerji üretebilirken alttaki 3 taneden vücut enerji üretemez Tabii ki onların da en az enerji vermek kadar önemli görevleri var çocuklar Evet şimdi bunları tek tek inceleyeceğimiz zaman çocuklar karbonhidratları enerji verici olarak isimlendirebiliriz direkt Çünkü vücut Enerji üretmek istediği zaman öncelikli olarak karbonhidratlara başvurur. Birincil enerji verici karbonhidratlardır çocuklar. Vücut önce bir bakar vücutta midede e, ekmek var mı, un mamulü var mı? Un mamulü dediğimiz işte simit olabilir, poğaça olabilir. Bunun gibi makarna yenmiş mi, bal var mı, meyve var mı? E, veya onun haricinde bulgur, patates, pirinç, şeker Bunların tamamı karbonhidrat deposu olduğu için vücutta öncelikli olarak enerji elde etmek için e, bunların e, bunları kullanmak için uğraşır. Eğer vücutta yani o sırada midede kullanılabilecek bir karbonhidrat yoksa ne olur? Eğer vücut e, midede karbonhidrat bulamazsa çocuklar yani kullanabilecek bir karbonhidrat kaynağı bulamazsa o zaman Yağları eritmek için işe koyulur. Bundan dolayı zaten diyetisyenler özellikle kilo fazlası olanlar için karbonhidrat verici şeyleri azaltırlar ki vücuttan yağ yakılabilsin. Mesela ekmek ve şeker gibi. Özellikle ekmek ve şeker diyetisyenler tarafından yasaklanır. Çünkü karbonhidrat deposu olan bu iki besin vücutta bulunmazsa vücut enerji üretmek için yağ yakmaya başlayacaktır çocuklar. İkinci grup olarak, ikinci besin grubu olarak proteinleri sayabiliriz çocuklar. Bunlar aslında yine tıpkı karbonhidratlar ve yağlar gibi enerji verici olmalarına rağmen bunların birincil görevi bu değildir çocuklar. Proteinlerin birincil görevi yapıcı ve onarıcı olmalarıdır. Özellikle gelişme çağındaki çocuklara özellikle yumurtayı, balığı, sütü bol tüketmesi söylenir. Bunun sebebi aynı zamanda et ve tavuk. Bunun sebebi çocuklar büyümeyi hızlandırmaları. Çünkü bol miktarda protein bulundurduklarından dolayı bunu tüketmek aynı zamanda vücudun daha çabuk büyümesini, gelişmesini sağlar. Protein kaynaklı besinler oldukça sağlıklı besinlerdir, oldukça faydalı besinlerdir elbette. Yani vücutta bir yara olduğu zaman bile bunu kapatma görevi proteinin işidir. E, tok, tok tutma özelliği oldukça da fa, e, fazladır yani protein kaynaklı beslendiğiniz zaman uzun süre tok kalabilirsiniz e, Ondan dolayı da zaten özellikle kahvaltılarda e, protein kaynaklı besinlerin özellikle tüketilmesi uzmanlar tarafından da tavsiye edilir çocuklar e, karbonhidratlar gibi bu e, kısa süreli olarak tok tutmaz. Çünkü karbonhidratlar evet tokluk sağlar ama bu tokluk kısa sürer. E, proteinler ise daha uzun süre vücudu tok tutarlar çocuklar. Bu açıdan da sağlıklıdır. Çünkü ne kadar uzun süre tok kalırsanız o kadar e, az besin almış olursunuz. Tabii ki siz gelişme çağındasınız. Şu anda bol bol proteinli yiyecekler yemeniz gerekiyor ama ileride kilo problemleri olanlar içinde e, protein kaynaklı beslenme sağlıklı bir diyet yöntemi olmuş oluyor 3. grup e, besin olarak yağlar çocuklar Bunlar karbonhidratlardan sonra enerji verici olarak kullanılır yani öncelikli olarak vücut karbonhidrat var mı diye kontrol eder. Yoksa bulamazsa o zaman yağlardan yakmaya başlar çocuklar. Şayet yağ bulamazsa o zaman proteini kullanmaya başlar. Yani enerji vericileri sıralandırılacak olursak çocuklar, birinci sırada karbonhidratlar, karbonhidratlar, ikinci sırada yağlar ve üçüncü sırada ve son çare olarak protein e, vücutta yakılır. Şimdi yağlar e, derinin altında vücudu da koruyor. Canlıyı soğuktan da korur ee, ve fazla alınması kiloya sebep olur. Yani çok fazla yağ tüketmek kesinlikle sağlıksız bir beslenme şeklidir çocuklar. Ee, balıkta, ağaç çiçeğinde, tereyağında, zeytinde, kabak çekirdeğinde, cevizde, fındıkta, susamda bunlar da bol miktarda yağ bulunmaktadır. Ama bunların içinde en faydası, en faydalı yağ olarak balığın yağını sayabiliriz çocuklar. Tabii evde mümkün mertebe zeytinyağı ve tereyağı tüketmek gerekiyor. Çünkü bu iki yağ şekli oldukça sağlıklı yine. Diğer e, ayçiçek yağına veya işte margarine nispeten daha sağlıklıdır tereyağı ve zeytinyağı. Çünkü daha doğaldır. E, ondan dolayı bunları tüketmek e, bizim için öncelikli çocuklar. Ama tabii önüm, e, günümüzde özellikle e, işte margarinin veya ayçiçeğinin daha ucuz olmasından dolayı bu iki yağ daha çok tercih ediliyor maalesef. Ee, şimdi az önce ilk istediğimiz o 3 tane besin türü çocuklar enerji verici olan besinlerdi. Şimdi de enerji verme özelliği olmayan minerallerin, vitaminlerin ve suyun ne olduğunu görelim. Mineraller vücudumuzun büyüyüp gelişmesinde rol oynar. Organlarımızın düzenli çalışmasında etkilidir. Aldığımız diğer besinlerin bize faydalı olmasında aracı olur. Demir, kalsiyum, çinko, potasyum gibi pek çok mineral, hayvansal ve bitkisel pek çok besinde bulunur. Çocuklar özellikle yeşil sebzelerde çok fazla mineral var. O yüzden yeşil sebzeleri bol tüketelim. Bu çok çok önemli. Çok sık duyuyorsunuzdur belki ancak önemi ne kadar vurgulanırsa vurgulansın yine de az kalır yeşil sebzeleri özellikle çiğ tüketebileceğimiz yeşil sebzeleri bol bol yememiz gerekiyor çocuklar ikinci olarak vitaminler yine bunlar da sebze ve meyvelerde bulunuyor hastalıklara karşı vücut direncini arttırır düzenleyici olarak görev yaparlar şimdi çocuklar vitaminler konusunda da yine yeşil sebzeleri övmem gerekiyor mesela bilinmeyen bazı şeyler var Örneğin portakal C vitaminin defası olarak e, bilinir Ancak şunu çoğu insan bilmez. Aslında bildiğiniz bu yeşil biber var ya çocuklar. Onun bir tanesindeki C vitamini miktarı bir tane portakalda bulunan C vitamini miktarından daha fazla. E, o yüzden yeşil sebzeleri daha fazla tüketmeye e, meyilli olmamız gerekiyor. E, aynı zamanda şöyle bir şey de var. Sebzeleri e, kalorisi de düşük olduğu için bol miktarda tüketsek bile yine de e, kilo alma veya işte ve yüksek kalori alma gibi bir durumla karşı karşıya kalmayız. Ve son olarak da su, suda vitaminler ve mineraller gibi düzenleyici olarak görev yaparlar. Suyu direkt olarak içebildiğimiz gibi meyve ve sebzelerden de su alabiliriz. Yani bazı sebze ve meyveler var. Özellikle bol miktarda su oluyor. Örneğin karpuz, %90'dan fazlası su oluyor karpuzun. Çok çok az miktarı meyvenin kendisi oluyor. Bunun gibi meyve ve sebzeler pek çok e, bol miktarda su barındırıyor çocuklar. Örneğin kavun da yine bol miktarda e, su içeren meyvelerden bir tanesi. Meyvelerin suyunu bol bol tüketmemiz gerekiyor. Ama meyve suyu deyince aklınıza e, marketlerde satılan meyve suları gelmesin çocuklar. Onların içinde katkı maddeleri doluyor. En e, lezzetli ve en faydalı meyve suyunu evde kendiniz yapabilirsiniz bir meyve sıkacağı ile e, Tabii ki e, meyve suyu olarak değil de direkt olarak meyveleri posasıyla beraber tüketmek sizin için daha faydalı olacaktır sevgili çocuklar e, şimdi üçüncü, ikinci ünitemizin ilk konu anlatım videosu buydu iki tane daha olacak toplam üç videoda konuyu bitireceğiz inşallah ondan sonra üç video boyunca da ee, soru çözüp etkinlik yapacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere çocuklar.